Kültür ve Turizm Bakanımız Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'yi hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Bu güzel gecede bizleri bir araya getiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Bir araya gelmemize vesile olan Siyer Vakfımızın değerli başkanına ve bütün yöneticilerine de en kalbi, en içten şükürler, teşekkürler olsun. Güzel bir proje. Ben de aşağı yukarı 4 yıldan beri takip ettiğim bir proje. İnşallah önümüzdeki yıllarda gelenekselleşerek ve kuvvetlenerek yoluna devam eder. Çok sayıda kardeşimizin sinemada güzel eserler vermesine vesile olan bir yarışma haline gelir. Ve ünü sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Türkiye sınırları içerisinde de, İslam dünyasında da, hatta insanın yaşadığı her yerde de son derece maruf ve sahasında parmakla gösterilen bir yarışma haline gelir. Bu temennilerle, bu dualarla emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, Allah emeklerini zayi etmesin. Ben bu vesileyle iki konu hakkında çok kısaca görüşlerimi sizle paylaşmak isterim. Birincisi, aslında marifet iltifata tabidir. Türkiye'de iyi olan, güzel olan, bize ait olan, bu millete ait olan, medeniyetimize ait olan, köklerimize ait olanın bir şekilde değerlendirilmesi, marifete mazhar olması, İltifata mazhar olması marifeti de ortaya çıkaracak en önemli hususlardan birisidir. Şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Esas itibariyle bu topraklarda, bu memlekette son 2 asırdır devam eden mücadelemizin, ister fikri alanda olsun, ister sanat, edebiyat, kültür alanında olsun, ister siyaset alanında olsun, ister teknoloji ya da ekonomi alanında olsun, mücadelemizin ana ekseni bizim milli kültürel bağımsızlık mücadelemizdir. Bu mücadeleyi kuvvetli bir şekilde verebildiğimiz oranda, bu mücadelede gücümüzü artırdığımız oranda, ekonomide de, siyasette de, teknolojide de gücümüzü artırıyor ve ileriye gidiyoruz. Ne yazık ki en azından 2 asırdır Türkiye'nin, özellikle Osmanlı'nın son döneminde bir şekilde geri kalmasıyla birlikte, geri kalmanın faturası, geri kalmamızın bir şekilde mazereti olarak kendi köklerimize olan bağlılıklarımız ya da köklerimiz olarak görülmüştür. Tanzimat'ın o meşhur tabiriyle İslam mani terakki midir değil midir tartışması, kültür, sanat, edebiyat alanında uzun yıllar boyunca aslında bu cümlelerle yapılmasa da tartışmanın ana eksenini oluşturmuştur. Kişiler değişmiştir, gündemler değişmiştir ama maalesef Türkiye'de mücadelenin esası olan bu ana mihver hiçbir zaman değişmemiştir. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen milli kültürel bağımsızlığımızı kazanmak, köklerimizle yeniden buluşmak, kendi medeniyetimizin değerlerini bugünün sözleriyle, bugünün anlayışıyla yeniden üretmek ve insanlık tarihinde söz söyleyecek, sözü güçlü olan, her alanda güçlü olan nesillerimizi yetiştirebilmektir. Onun için sanata, edebiyata, sinemaya, tiyatroya, romana, sanatın her dalına, her bakımdan önem atfetmek ve bunu da kendi medeniyetimizin yeniden ihyası ve inşası için bir araç olarak kullanmak mecburiyetindeyiz. Eğer bunu yapamazsak, yani milli kültürel bağımsızlığımızı sağlayacak, kendi ayaklarımız üzerinde
kendi gövdemiz üzerinde yeniden yükselebilecek yetkin bir sanat anlayışını, edebiyat ve diğer alanlardaki anlayışı ortaya koyamazsak, maalesef ekonomide de siyasette de başarılı olamayacağız. Bunun en önemli göstergelerinden birisi, isimlerini vermeyeyim ama, bugün maddi olarak çok zengin olan bazı ülkelerin, bazı Müslüman ülkelerin çok fazla petrodolarlara sahip olmakla birlikte dünyada niçin ekonomik alanda başarılı olamadıkları ya da teknolojide rekabet edemediklerinin cevabı, çok cevabı vardır ama en önemli nedenlerinden birisi kendi milli kültürel bağımsızlıklarına sahip olamamalarıdır. İşte onun için bu tür yarışmaların bizim edebiyatta, sanatta, kültürde gücümüzü artıracak, ufkumuzu açacak olan bu tür faaliyetlerin son derece önemli olduğu ve Türkiye'nin bundan sonraki bağımsızlık mücadelesinin de merkezine oturduğunu ifade etmek isterim. Bundan dolayı bu çabanın başından beri içinde olan bütün arkadaşlarımızı yürekten tebrik ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar.